Merhaba Refik, hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam pardon, son maile cevap alamayınca acaba sabah 9.30 mu bize göre mi akşam 9.30, orada karıştırdım, o yüzden bekliyordum. Esra şimdi cevap mesaj attı, WhatsApp'tan geldi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben bu saatlerin kışa sabitlenmesinden dolayı geçen ay board toplantısını kaçırdım. Viyana'da yapılan. O yüzden çok endişeliydim. Hangi saat Doğru. dilimindeki şeye göre bakıyoruz, internetten kontrol ediyorum falan. Ondan çok sıkıntıdaydım. Bir an dedim böyle eyvah saatler karıştı. Bir teknik bir şey diye arkadaşlara aktardım ama gelmiş olmanız gayet okey. Hoş geldiniz. Kusura Yoluna girer umarım. Ben öyle kolay kolay şey olacağını zannetmiyorum. Çok olumsuz bakmıyorum gelecek için. O açıdan önümüzdeki aylarda toparlanır diye düşünüyorum ama bir yandan da tabii realitenin getirdiği sıkıntılar var. Evet, bugünkü serimize şimdi böyle bir gecikmeli şey olunca arada bakmayın tekrar. şey yaptık. Siz kusura bakmayın bu düzenlemeler şeyler arkadaşlar için. Arada biraz böyle bir şey yapmış olduk. Bugün dersimize dışarıdan da katılımcılar var. Dinlemek için gelenler. O yüzden sayımız biraz daha fazla. Ama ben çok fazla sözü uzatmayacağım. Evet. Çünkü sunumuzda Refik Anadolu bize çok güzel bir paylaşımlar yapacak. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sanıyorum ya, belki bu sunumu daha önce görmüş olabilirsiniz ama kusura bakmayın, biraz kendimi tekrar ediyor gibi hissediyorum bu ara. Ama yakın zamanda da hani açıkçası az zamanda çok şey anlatmanın başka yolunu bulamadım. Tek bir konuya odaklanınca da limitli kaldığımı fark ettim. O yüzden dinleyenler için kusura bakmayın ama soru cevap kısmı belki yaparsak orada derinleşebiliriz. Ekranı paylaşabiliyor muyum? Evet. Şey dedi ama. Ha, şimdi izin verdi. Okey. Bir saniye. Ha, şimdi oldu. Saniye, optimal. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet. Süper, tamamdır. Ya bugün böyle aslında çok daha çok hani yolculuğu ve yaptığımız işleri paylaştım. Bir sunumu paylaşmak istiyorum. Çünkü İTÜ'yle çok daha önce paylaşmadığım için aslında bunu bir daha kendimi tekrar ediyor gibi hissem de İTÜ'den herhangi bir kişiyle dersi daha önce paylaştığımı hatırlamıyorum. O yüzden yeni gibi hissediyorum yani. İzleyen için kusura bakmayın tekrar. Şu anda hem medya sanatlarıyla uğraşıyorum hem de yönetmenim. Yönetmenim derken aslında bir film yönetmeni gibi değil ama bir ekibim var, onu yönetiyorum. Aynı zamanda UCLA'de ikinci master programı tasarım ve medya sanatları üzerine ikinci master'ımı aldıktan sonra aynı bölümde 6 yıldır ders veriyorum. Bugün aslında sizlerle bu 3 Türkçe değil mi yapıyorum hocam sunumu? Bir problem yok değil mi? Türkçe, Problem yok. İngilizce. Nasıl da arzu ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Kelimeler kaçarsa kusura bakmayın. Ukalalık saymayın. Arada unutabiliyorum. Yani Türkçe, İngilizce kalmıyor ama o da Türkçe yapmayın. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bu sunumu genelde üçe bölüyorum. Hani ilk kısımda aslında ilk aklıma gelenler ya da başıma gelenler ya da daha çok hani undergrad döneminde karşılaştığım heyecan veren hikayeler ve sonrasında stüdyoyu kurmam ve son olarak da yapay zeka ile olan son dönemdeki belki 4 yıla yayılan deneyimler üzerine kuruyorum aslında bu sunum. Yaklaşık yarım saat sürüyor. Çok hızlanmadan gitmeye çalışacağım. Üzerine de dediğiniz gibi konuşabiliriz. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Tabii hepimizin, yani tasarımla ilgilenen çoğu insanın başına geldiği gibi şehrin çok katmanlı olması ve çok kültürlü ve çok yıllara yayılan geçmişinden bazen mutluyum, bazen de mutsuzdum yani. Her zaman da hani ilham veren bir şehir değildi. Çünkü hani sanki bir şeyler yanlış hissiyatı da vardı, bir şeyler çok güzel hissiyatı da vardı. İşte yeni bir şey koymaya çalışsanız eskiyle bir derdiniz var. Bir yandan sol sağ, batı doğu, gerçek yanlış, siyah beyaz, her türlü kontrast duygunun içinde oldu. Muazzam bir şehir yani, ilham dolu bir şehir. Ama sanıyorum yani tasarım kaygılarım şehrin kendisinden çıkmaya başladı aslında yani. Ama daha da belki klişe bir başlangıç ama Blade Runner, yani Bıçak Sırtı filmini annemin bir gün bayağı böyle işten gelirken tamamen rastlantısal aldığı VHS kasetlerden birinin
bir gece izlememle beraber aslında biraz kafam karışmaya başladı hayatta. Özellikle 8 yaşında olduğumu çok iyi hatırlıyorum. İngilizce bilmediğim halde bile sanıyorum ama şehrin ölçeği, Los Angeles'ın 2019 Kasım ayı, Ridley Scott'ın yani Philip K. Dick dünyasını tahayyül etmeye çalışması, uçan arabalar, medya cepheleri. Sanıyorum o dünya beni çok çok etkiledi aslında o dönemden olduğunu tahmin ediyorum yani hatıralarıma göre. Ama asıl nerd dünya yani bilgisayar ve bilişim ve belki sayısal ya da daha analitik zihnin açıldığı dünyalar yine aynı yılın yazında ilk hediye edilen bilgisayar aslında. Commodore 128'de başlıyor hikaye. Orada bayağı, bu arada lisenin sonuna kadar klinik olarak oyunlara bağımlıydım yani resmi. Bayağı hani çok seve seve oyunlarla ve aslında makinenin aklında bir zihin olabilme ya da pardon makinenin aklında bir mekan olabilme ihtimalini aslında oyunların nerede geçtiğini, İşte atıyorum hani sonsuz koridorlu oyunların bile aslında hani mekansal düşünce galiba o dönemlerde ortaya çıkıyor ve belki hatırlarsınız, hatırlayanlar varsa eğer, bu bilgisayarlar içinden böyle çok dandik bir kitapçık çıkardı böyle. Ve bir şekilde Türkiye'ye gelenlerde galiba onlar bir de fotokopi yapılmış. Zar zor okuyarak onlardan böyle çok temel kodlamayı aslında 8-9 yaşlarında anlamaya başlamıştım. Ama hayatımı en çok değiştiren nokta aslında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra Bilgi Üniversitesi'nde ve şu an öyle olmasa bile bir dönem VCD bölümü çok önemli ve çok fazla, yani bence çok değerli insanların çıktığı bir bölümdü. İhsan Derman Hoca'nın aslında önderliğinde bayağı düşünce yöntemimizi sorgulayan, değiştiren çok çok harika insanlarla beraber bir 6 yılım geçti aslında orada. Ama çalışma ya çalışan öğrenciler grubu diye bir şey vardı aslında. Bursumuz karşılığında bir grup öğrenci hem bölüm için çalışıyor hem de aslında klişe mesleklere, yani klişeden kastım reklamcılık gibi satma kaygısı olan hayalleri bir dünyaya değil de akademik dünyada kalıp aslında daha zihnimizi, bilincimizi, yeteneğimizi harcayabildiğimiz bir dönem geçirdik aslında birçok insanla beraber. O grubun başındaydım aslında bir süre ve o dönem sanıyorum hala bundan önce bir sergi olduğunu bilmiyorum ama 2019 yılında bu Uncharted sergisiyle ülkemizdeki ilk aslında medya sanatları sergisi ortaya çıktı. Bu sergi hem dönemin çok önemli bir yani spekülasyonuydu, bir yandan da benim için aslında Almanya'ya çok sık gidip geldiğim bir deneyim ortaya çıkardı. Tam o dönemde aslında yine başıma belki çok bilinmese de o dönemlerde medya cepheleri yeni yeni tartışılmaya başlıyordu aslında kamusal alanda. Bir sergiye orada yine başka bir konuya, başka bir tartışmaların yaşandığı bir etkinliğe katıldım. Ve o günden beri sanıyorum ışığın her zaman diğer malzemelerden daha farklı olduğunu, hani fiziksel anlamda aslında partikül ya da bir wavelength olabilme ihtimali, yaşam kaynağımız olması, mimarinin klişe diğer materyallerinden uzakta yer çekimine karşı durabilen, hayalleri süsleyebilen bir belki de materyal olduğundan dolayı bir tutkum o zaman ortaya çıktı aslında. Ama her zaman bu bir şekilde görsel algılama tekniklerine ya da düşünce yöntemlerine ve bir şekilde iki boyutlu düzlemin çok sıkıcılığına karşı bir alerjim hep vardı galiba. Ama daha akademik anlamda anlamaya çalıştığımda aslında mimarinin buna çözümler ürettiğini, işte 1300-1600 yılları arasındaki Rönesans dönemindeki o trompe l'oeil'in aslında yavaş yavaş ortaya çıkması. O ara galiba çok heyecanlanmıştım bu alanda. Ama daha da ilgimin en çok aslında peak olduğu nokta Emerald'ın da tasarlamış olduğu Santral İstanbul cephesine yaptığım sanıyorum işle bayağı bir algım değişmeye başladı. Bu projede sanıyorum ülkemizdeki ilk ama sanıyorum aynı zamanda akım olarak da ilk olan projelerden bir tanesi Avrupa'da. Cephenin 3 boyutlu bir haritalandırma yöntemiyle VVVV isimli bir programı kullanarak tek kanallı bir projeksiyonla tek perspektiften augment olmasıyla ilgili bir proje ortaya çıktı Qualitur isimli. Bu proje çok fazla ilgi çekti internette ve ama 2009 yılında tahmin edersiniz viral kelimesi şu anki gibi algılanmıyordu. Ve sanırım öyle bir tepki yarattı ki yani bir anda böyle hani dünyanın çok büyük olduğunu, birçok insanların da var olduğunu hani hissetmek gibi bir şey ortaya çıktı. Çok fazla e-mail geldi. Hemen arkasından Avrupa'da çok fazla davet geldi. Benzer şekilde başka yapıların, tarihi yapıların değişim dönüşümünü göstermek için. Ama en önemlilerden bir tanesi Sanaalar'dan geldi. Ve onların yapısı yine Essen-Werden Almanya'daki tasarım okullarının cephesine benzer bir uygulama yapma şansım oldu. Burada aslında işler biraz daha değişmeye başladı. Çünkü mesela üst tarafta
onların skeçlerini görüyoruz. Alt tarafta aslında augmente edilmiş versiyonlarını görüyoruz. Yani yapılamayan hayalleri de var bu insanların tabii ki. Yani aslında bir nevi medya mimarisini ve ışığı ve veriyi materyal olarak kullanma fikirleri buralarda şekillenmeye başladı. Ama 2010 yılında Alper Derinboğaz'la beraber bir proje ortaya çıkardık. Çok değerli Tülay Güngen'in davetiyle İstanbul Bienali döneminde 2011'de Yapı Kredi'nin dış cephesinde, bir önceki yapının dış cephesinde bir heykel çalışması yapma şansım oldu. Tam o sıralarda aslında çok sıkılmıştım aynı fikri yapmaya arka arkaya. Ama o dönemde verinin de bir mekan olabilme ihtimali, verinin pigmentleşme ihtimali. Ama veriyi sadece bir hani rakamdan ibaret değil de bir mekanın hatırasına dair bir şey söyleyebilir miydi diye aslında biraz daha speküle etmeye çalışıyordum. O anlamda İstiklal Caddesi'nin 3 günlük ses kayıtlarını, 24 saat, yani 72 saatlik 3 günlük ses kayıtlarını alarak binary olup mikrofonla beraber, Alper'le beraber 3 boyutlu sanırım hem, yani zaten ülkemizde ilk olduğunu eminim ama bu alanda sanırım ilk olan bir 3 boyutlu veri heykeli çalışması ortaya çıkarma şansı oldu. Bu hem ciddi, bu arada bu proje 3 haftada ortaya çıktı. Yani 3 hafta içinde hem işte komisyonu, tasarımı, kodlaması, veri toplaması, hayali, izinleri, vinci, materyali, işte ne varsa aklınızda yani. Biraz tabii stresli bir dönemdi yani, dürüst olmak gerekirse. Tabii ki biraz daha Türk işi hemen hızlı olur falan deniyor bir yandan ama bir yandan yani 3 haftada gerçekten ne kadar derine inebilirsiniz sorusunu sormaya başlıyorsun. Ama o dönem aslında benim kafama en çok kurcalayan şey proje değil de verinin aslında bir mekan olabilme ihtimalinde hangi parametrelere neye dönüşebilme ihtimali ve belki de obsesyonum o dönemde başladı. Gürültü algoritmalarına olan aslında ilgim. Yani böyle çok ilahi bir şekilde aslında bir algoritmanın dağları, tepeleri, okyanusları, gökyüzünü yaratabilme ihtimali ya da işte 2016 yılında Ken Perlin'in bu kodunun akademi ödülünü alması bayağı enteresan aslında gelmeye başladı. Ve bir yandan da şey çok ilgimi çekiyordu. Yani acaba bu kodlarla başka neler yapılabilirdi? Ve bunu düşünürken aslında tekrar hep aklıma geliyor bu yine frame hikayesi, escaping realism bir işi. Ve o günden beri hep işlerimde şey görüyor olabilirsiniz. Bu frame, yani canvas işareti hikayesini. Aslında 2011'den ukde kalan bir hayaldi bu. Çünkü bunu binanın üstüne oturtmak çok zormuş ve bayağı pahalıymış. Ortaya çıkmadı maalesef öyle bir şey. Bu proje tahmin etmediğim kadar çok enteresan bir pozitif anlamda etki aldığını fark ettim. Ama o dönemler şey emindim yani. Acaba hani gerçekten de 3 haftada bir proje yapmak mı yoksa derine inmek için başta düşünmek gerekir mi diye hayal ediyorum. Ve şansıma bu arada açılışa Greg Lynn de geliyor. Yani o zaman Fritz Moller'le beraber Greg Lynn de İstanbul Bienali'nin bir şekilde ziyaretine geliyor o dönemlerde. Hatta o zaman da tanışıyoruz. Animate Form isimli bir çok güzel makalesi var, okumak isterseniz. İşte o dönemlerde aslında kafayı yani yavaş yavaş hani verinin mekan olabilme ihtimaline, form olabilme ihtimaline ve hatıral ilişkilerini aslında anlamaya çalıştığım dönemler o dönemler. Bir yandan da kamusal alana takıntım aslında o dönemlerde başlıyor bir yandan. Daha da hani derinleşiyor. Yani sanatın sadece bir grup insan için olmasına ya da hani daha da belki zor bir soru olan sanat herkes için, her yaşında ve her kültür için olabilir mi sorusunu sormaya aslında o dönemlerde başlıyorum. Ve bir yandan da aslında hani sanatın sadece galeri ve müzeye ait olmasını, hani 21. yüzyılda çok sıkıcı bir fikri gibi geliyor hala bana yani. Kapıyı açıyorsunuz, arkasında sanat var yani. Çok bilmiyorum ne kadar gerçekten hayal gücümüzü kullanıyor insanlığın. Ama bir yandan galiba en çok zihnimi zorlamaya başladığı dönem teknolojinin aslında iz düşümleri. Yani sadece DNA ve genimizi değiştirme ihtimali değil de hani sosyal olarak ve gerçekten de bütünsel kültürel yapımızı da değiştiriyor olması, kontrol mekanizması, bir yandan tabii ki hani yediğimiz, içtiğimiz, gittiğimiz, duyduğumuz, okuduğumuz, söylediğimiz şeyleri bile hani bir yandan tahmin eden mekanizmalara donanmış bir halde olmamız, sistemlerin ve yazılımların ve donanımların bizleri bir nevi aslında kontrol ediyor olduğu bir dünya. Böyle bir dünyada zaten hani özgür iradenin ve hani mahremiyetin ne olduğunu konuşmaya başladığımızda bir yandan da başımıza bu sense of displacement denen, değil mi yani hemen hemen 9 sene önceye baktığımız ya da 10 sene önceye şu an baktığımız zaman bu makinelerin yavaş yavaş iz düşümümüze gelmesi ve bizim mekandan koparması. Bunlar hep kafamı çok ciddi miktarda sorguladığım dönemlere de aslında 2011 denk geliyor. Tabii bunu daha da hakkını vermek için bir yandan da sanatın nereye gittiğini tahmin etmek de önemliydi. Ve zaten hani malum bilginin hızlı ulaşım yöntemleri ve McLuhan'ın dediği gibi aslında ilk satellite koyduğumuz, bugün TürkSat 5A fırlatıldı ama hani McLuhan 60'larda aslında ilk uydunun fırlatılmasıyla beraber insanlığın evriminin tamamen değiştiğini tahmin etmesi gibi. Ama sanıyorum burada John Maydan'ın söylediği bana daha mantıklı gelmeye başlıyor yani. Ve tasarımın eğer bir probleme çözümü olmasıysa eğer sanatın da bir aslında probleme soru olarak gittiğini tahmin et.
yani iddia ediyor ve bu çok bana mantıklı geliyordu. Yani kendimi bu yüzden hem sanatçı hem tasarımcı olarak görebiliyorum yaptığım işlerde. Ama buna karşılıklı sorduğum soru galiba daha da ağır, belki daha basit, belki daha sonsuz olan. Gerçekten 21. yüzyılda insan olmak ne demek sorusunu çok fazla hani işlerimde sormaya devam ediyorum aslında. Ve bu soruyu aslında cevaplarken de daha da basitleştirmek için genelde insanın, makinenin ve mekanın kendi arasındaki ilişkileri inceleyerek yapmaya çalışıyorum. Ve bu genelde çok enteresan bir narratif, enteresan bir aslında hikaye genelde çıkartma şansı oluyor. Ve yine bunu yaparken özellikle fiziksel ve zahiri dünyaları buluşturarak o arada yeni bir sembiyotik bir enerji ya da bir anlam çıkarmaya çalışıyorum. Ve buradan belki bir yeni bir okuma yöntemleri, yeni bir bakma biçimleri ya da anlam biçimleri çıkarmaya çalışıyorum. Tekrar yine aynı filme gelmek gerekirse, Blade Runner filmine. Bunu galiba bu hayalin iz düşümü aklımdaki bir şekilde bilinçaltıma yetişmiş olabilir ama MIT ve Harvard dışında da UCLA'dan aldığım kabulden sonra son dönemde, o dönemler aslında sanırım hem Silikon Vadisi'ne yakınlık, hem sinemaya yakınlık ve hem de özellikle Light and Space Movement'ın yani James Turrell, Robert Irwin, Dan Flavin gibi birçok aslında sanatçının da çıktığı ve aynı zamanda UCLA'de Casey Riaz, Christian Moller, Jennifer Steinkamp gibi alanında öncü insanların ve hocaların olduğu için UCLA'yı kafama takıyorum ve oraya gitmeye karar veriyorum. Özellikle kendimi ilk günlerde asla böyle stüdyoda klişe, bilgisayar başında ya da surfing başında ya da sahilde geziniyor değil, gerçekten de bir nerd gibi kablolarla, bilgisayarlarla ve projeksiyonlarla kendimi sokağa attım. Çünkü gerçekten de böyle bir fırsat gibi düşündüm bu 2 yılı ve olabildiğince hem şehri kültürü anlamak adına hem de bilincimi ve ilgimi değiştirmek ve dönüştürmek adına bilmediğim bir kültüre daha fazla kendimi yormayı tercih ettim. Daha iyi öğrenmek adına kültürü ve yaptıklarımı. Ve bu dönemde aslında takıntım olan Disney Hall binasına, aynı zamanda Frank Gehry'nin binasına bir hayranlığım hep vardı yani bu arada. Mimari fotoğraf çektiğim için ilk yıllarımda okulda. Fakat tabii enteresan, 2012 yılında araba kiralayıp gittiğimde şehrin bu kısmına çok korkunç bir şey gördüm yani. Evsizler, kapkaranlık bir yer, gece 2'ydi ve bina kapkaranlık bir halde. O hayalini kurduğum parlak yapı yerine böyle kapkaranlık, böyle korkunç bir şey vardı yani karşımda. İşte o gece aslında bir yandan artık böyle gün düşü mü diyeyim artık, hani hayali orada mı tetiklendi diyeyim, Blade Runner artık yine aklıma geldi. O gün düşündüm yani bu binanın bu kadar karanlık olması tam bir işaret yani. Bu bina rüya görebilir mi, bir gün hatırlayabilir mi, halüsinasyon görebilir mi gibi sorular aslında o gece kafamda oluşmaya başladı. Tabii tahmin edersiniz böyle soruları öğrenci olarak mentorlara sorduğunuz zaman tabii insanlar bir şaşırıyor yani. İşte hani ya öğrencisin, vizen bile yok. Hani sen kimsin ki Frank Gehry'e mail atıyorsun gibi sorular hep karşıma geldi. Ben attım ama Frank Gehry'e mail. LF'le de mail attım. Normal bir şey, bilinçli bir şekilde. Hiçbirden cevap gelmedi. Tabii Frank Gehry'den zaten otomatik mail geliyor. Hani öğrencisindir sen tahminen. Portfolyonu şuraya at diye böyle o klişe cevaplar geldi. Duvarlara çarpmaya başladım ama bir şekilde böyle, bilmiyorum hayatta size de oluyor mu ama bu duvarları gördükçe böyle başka bir tarafında başka bir pozitif anlamda bir enerji oldu. Yani enerjiden kastım yani bir motivasyona dönüştü. O sıkıntılar diyeyim. Ve şans eseri mi diyeyim artık, nasıl olduğunu bilmiyorum ama 2013 yılında her sene bu arada Microsoft Research Ivy League okullarının genelde klişe program ya da nasıl anlatayım, bir yazılım peşinde koşan, böyle klişe startupların peşinde koşan, işte kısa yoldan para kazanma peşinde olan sanırım mühendislerin fikirlerini böyle 8 dakikalık bir sunum yaparak bir ödül veriyorlarmış. Ben de burada tek sanatçı olarak ilk defa sanıyorum sanatçıymışım yani diğerlerinin yanında, çünkü herkes mühendisti yani benim yanımda. Ve dedim ki yani gerçekten bir bina rüya görebilir mi? Bina hayal görebilir mi? Ve bunu yapmak için acaba binanın tüm yapının bilgilerini alarak aslında bir binaya bilinç katabilir miyim sorusunu orada sordum. Meğer Bill Gates de o gün orada varmış yani. Onun da bir hobisiymiş bu öğrencileri dinlemek ve onlara ilham almak. Ve o gün aldığım ödül o kadar büyük, hem maddi hem manevi bir ödül oldu tabii ki, düşünebilirsiniz. Bir yandan da şu an hem Bill Gates'in koleksiyonundayım. Şu an Elon Musk dünyanın en zengini ama bundan 7 sene önce, 8 sene önce dünyanın en zengin insanıydı yani. Öyle bir vibe vardı yani ortada. Bu arada bu eser yanındaki de sözde benim kritik derslerimde en böyle yerden yere vurulan eserlerden biri yani. Ya işte iki boyutlu, bu iki boyutlu bir eser bu arada bu. Bir tane print, üzerine projeksiyon yapmış, 3 boyutlu hale getirmiştim. Algı açısından. Kimsenin beğenmediği bir şeydi. Adam gitti en böyle beğenilmeyen işi de. Garip bir durum yani. Ama çok güzel bir mentorluk ortaya çıktı. Ama daha da garibi, benim hoşuma gelen aslında Frank Gehry'nin bir anda cevap veriyor olması yani. İşi ciddiye binmesi. Aslında bir öğrenci değil. Hani artık iş yavaş yavaş ciddiye biniyor. Hani dikkate alalım durumu ortaya çıktı. Ve sonuçta 2012 yılında mezun oldum. Fakat tabii mezuniyet sadece çok basit bir şekilde Frank Gehry'nin verdiği yapının 3 boyutlu modelini 6 aks bir robotla CNC mill'den geçirdim ve işte hani maketini yapıp
bir şekilde mezun olabildim. Ama LA Philharmonic özellikle bu fırsatı sanıyorum bu fırsat buldu. Ve dedik ki acaba mekan iç tarafında bir şey yapabilir miyiz dışarıdan önce? 2014'ün Kasım ayında yine aynı binanın iç yapısı, iç cephesi, iç Şef Esapeka Solon'un davetiyle dörtlük bir müzisyen... Refek biliyor, seni duyamıyoruz Refek. Şu an duyuyor musunuz? Evet, şu an duyuyoruz. Videonun sesi de birlikte geldiği için senin sesini arada duyamadık. Ya bu iş aslında çok enteresan bir davete dönüştü yani bir anda. 110 müzisyenden eş zamanlı aldığımız 8 kanallı bir sesi yine eş zamanlı bir bu VVV diye tanımladığım 11 yıldır şu ana kadar kullandığım programdan geçirip bir görsel bir performans ortaya çıkardık yapının içinde. Tabii yine mimari yapının poligonlarını augmente etmek, işte yine Frank Gehry'nin hani hayal ettiği bir gün belki buralara projeksiyon yapılabilir hayali hep onun da aklında varmış. Böyle bir şey ortaya çıkardık. Çok ciddi bir dikkat çekti. 9000 kişi izledi 3 günde. Yani günde 3000 kişi izlediği bir performansa dönüştü. Ama tabii ki en hani herhalde hayat değiştiren, yani hayatı iyi anlamda değiştiren şey Frank Gehry'de bu Green Room diye bir yer var işte. İşler bittikten sonra herkesin birbirini kutladığı ya da üzüldüğü yer. Kötü geçen performanslarda. Ben o odaya tabii kötü geçti diye gittim yani. Anlamadım iyi geçtiğini. Meğer ona çok iyi geçmiş yani. Bayağı aklı çıktı ya. Hakkın aklı çıkmış gibi konuştu yani. Ve gerçekten de o sıkıcı, o hatta şey yani o sıkıcı iki boyutlu yukarıdan aşağı inen o banal ekranları ne kadar saçma olduğunu aslında yapının da bir mikanması olabilme ihtimalinden bahsetti. Tabii hani bir kahramanınızın size böyle bir destek veriyor olması ve hani sadece sırtınızı sıvazlamayıp gerçekten de fikrinizin ortak oluyor olması çok muazzam bir duyguymuş yani. Çok başıma gelen bir şey değildi. Ve ondan aldım aslında yani motivasyonla tamam dedim herhalde tamam yani bu demek ki oluyor yani fikren çok da hani uzak değilmişiz diye. Ve stüdyomuzu 2014 yılında açtım. 2015 yılında aslında ilk böyle bir mekanlaştık ve şu anda 14 kişiyiz. 14 dil konuşabiliyoruz. 10 farklı ülkeden insanız. Yaş ortalamamız 26 ve herkes kod kullanabiliyor. Dolayısıyla bu hayalini kurduğum şey aslında hani Afrika... bir Afrika atasözü galiba sanıyorum. Hani uzağa git, hızlı gitmek istiyorsan tek başına, uzağa gitmek istiyorsan hep beraber denen aslında kavrama biraz inandım. O yüzden yönetmen diyorum kendime. Artık hani kendim değil. Bu saatten bundan sonra göstereceğim her şeyde bu insanların aslında omuzlarındayım. Bu devlerin omzunda aslında üretiyorum ve düşünüyorum. Stüdyomuzu kurarken hayalim çok basitti yani. Herkesin her şey olabilme ihtimaliydi. Ve tamamen yatay, yani horizontal bir düzlemde, hiyerarşi olmayan bir mekanda herkesin her şey olabilme ihtimali. Yani yarım saatine mimar da olabilirim, bir saatine sinir bilimci de olabilirim, yapay zeka uzmanı da olabilirim gibi. Tamamen hani saygıyla tabii ki bu mesleklere. Böyle bir dünya yaratma şansı oldu. Tabii bu son özellikle 6 yılda dünyanın birçok şehrinde iş üretebiliyoruz ve bunlar genelde kalıcı işler. Yani sadece geçici böyle performanslar ya da festivaller gibi değil, düşünmeyin. Kalıcı işler çok üretiyoruz. Ama sanırım başımıza gelen şey özellikle bu Bill Gates'teki örnek gibi nasıl zamanında Rönesans döneminde bir sanatçıya ya da bir ya da şöyle diyelim bir mimarın nasıl bir hani işi alması ve daha sonra bir ressama ya da bir sanatçıya devrettiği o hani komisyon kültürü var ya, çok benzeri aslında başımıza geldi. Yani buradaki bu logoları çok klişe şekilde büyüten, küçülten bir ajans değiliz. Asla bu insanlarla ilk başta ticari kaygılarla iş yapmıyoruz. Gerçekten de bu insanların ürettiği, düşündüğü formları, hayalleri, projeleri, yazılımları, donanımları kullanarak sanat yapıyoruz. Çok temel anlamda. Ve bunu yapmak sanırım yani şu an belki garip gelmiyor olabilir ama 6 sene önce bir akım olarak düşündüğünüz zaman çok garipti yani. Şey olarak hani beklenen bir şey değil mi sanat kültüründe? Ama bir yandan da çok eminiz ki hani veri kullandığımız verilerin hali, tavrı, insanlığı yani 7.7 milyar insan şu an hani var ve bunun 5.1'i zaten telefona sahip, 4.5 milyar insan internette, 3 yani bu rakamlara baktığımız zaman zaten hani milyarlarca insanın tükettiği bir egosentrik bir dünyanın içindeyiz. Bir yandan da bu egosentrik bizim hani sevdiğimiz, yorum yaptığımız ve paylaştığımız şeylerin enerji iz düşümü ve karbon problemi, bir yandan hani bütün bu dünya başımıza geliyor bir yandan. Verinin kullanımı, dolaşımı, bir yandan hani yani veriden kaçamayacak hale geldim zihnen. Yani öyle anlatayım. Yani bir obsesif bir durumda, takıntı bir halde verinin çok önemli olduğunu, insanlığın öğrenmesi gereken bir dil olduğunu ve makinelerin kendi arasında konuştuğu bir dünyaya muhtaç olacağımıza hani emindim yani. Bundan 6 sene önce de, şimdi de. Ve Amerika'da bu arada şöyle bir program var. Her bir şehir
kendi tabii arasında farklı komisyonlar kurabiliyor ama bir yapı yapıyorsanız o yapının toplam üretim bütçesinin %1'ini sanata harcamak zorundasınız. Bunu da %1'ini bir belediye üstlenerek kendi kurduğu komisyonla, açtığı yarışmalarla, oylamalarla demokratik bir şekilde bu %1'lik yani şeyi havuz diyelim bu para havuzundan %1'lik miktarı en iyi projeye verebiliyor. İşte bunu tabii yüzlerce insan başvuruyor, hani bir kişi kazanıyor. Ve ben bunu 2015 yılında açtığımız, 2014 yılındaki ilk hani Frank Gehry'den artık şeyle mi diyeyim, enerjiyle mi diyeyim, hemen dedik madem ne yapalım o zaman en zor proje olan buna girdik. Ve 2014'ün Kasım ayında bu projeyi kazandık aslında hemen arkasından Flermoni'nin. Hayalim de şuydu, özellikle 3 boyutlu bir veri heykeli tasarlamaktı. Bunu yaparken de SOM, o zaman yapının mimarı ve Arup'ta mühendisleri ve bildiğim kadarıyla dünyadaki ilk 3 boyutlu veri heykelini kamusal alanda bu yapının içine entegre edebildim. Bu gördüğünüz form aslında 3 boyutlu ve mimardaki bu köşe problemine bilinçli olarak biraz aslında üzerine gitmeye çalıştım. Ve özellikle de çok büyük bir ekran bu arada. Hani 20 feet'e 40 feet bayağı büyük bir ekran ve yüksek çözünürlüklü bir ekran. Bundan 6 sene önce böyle bir hayal, tahmin ederseniz ki çok yani 7 haneli bir kontrat. Mühendisliği, izinleri, verisi, kodlaması, tasarımı, her şeyinden sorumluydum. Yine hani İstanbul'dan o projeden kaçtım ama başka bir zorun, daha zor bir projeye aslında bir anda girmeye başladım. Fakat çok güzel karşılandı proje. Öyle bir yerde ki bu yapı Twitter, Facebook, Salesforce ve daha birçok yani malum güçlü teknoloji devlerinin olduğu bir cadde düşünün. Yani kahvesini almaya çıkan bir mühendisin bir sonraki Twitter'ı yaratma şansı var. Potansiyel olan bir cadde düşünün yani. Ve orada bu açık kaynaklı bir kodla, açık kaynaklı bir veriyle halka açık bir veri heykeli ortaya çıktı. Çok büyük bir pozitif anlamda ilgi çekti. Ve hiç tahmin etmediğim kadar insandan pozitif anlamda özellikle San Francisco'dan ve Bay Area'dan ve Silikon Vadisi'nden çok çok değerli bir etkileşim yarattı üzerimizde. Bu şu mesela en son dönemde yaptıklarımızdan işte bir North Carolina Charlotte'da bir havalimanının American Airlines ve United Airlines'ın ortak kullandığı bir havalimanı mesela tüm verilerini görselleştirdik. FAA'den tüm dünyanın COVID öncesi uçuş yapan tüm uçakların kendi arasındaki ilişkileri 24 saatini görselleştirebildik. Bir havalimanının içindeki işte bagaj yüklemesinden kapı değişimine, otoparkından siz birçok yerine kadar verilerini görselleştiren heykeller ve resimler yaratmaya başladık. İşte şu an Singapur'da bir proje yapıyoruz, Seul'da bir proje yapıyoruz benzer ölçekte. Yani stüdyomuz aslında bir nevi bu verileri, yapıların, mekanların fonksiyonel verilerini heykellere ve resimlere dönüştüren, çeviren bir şey haline geldi. Son 2 yıldır tutkum, bu arada görülemeyeni görülür kılmaya çalışmaktan ötürü işte 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth sinyallerini de görselleştirmeye çalışıyorum. Bir nevi hacking tabii bu aslında konuştuğumuz ama tabii mahremiyeti bozmadan bu görülemeyen sinyalleri gösterişmeye çalışıyorum bir yandan. Bunlar böyle bir yandan giderken çok enteresan bir şey daha başıma geldi. 2012 yılında Case-Rias'ı bilmiyorum biliyor musunuz ama processing kullanan var mı aramızda? Case-Rias processing'i BenFi ile beraber Joe Maddon'ın bir öğrencisi olarak ortaya çıkarmıştı. Processing JavaScript üzerine yazılabilen bir program. Hatta yaratıcı kodlamanın aslında çok böyle nasıl söyleyeyim hani miladı bir hayal diyelim. Kendisi aynı zamanda hem mentorumdu hem de hocamdı ve hem de şu anda meslektaşım. 2012 yılında o soruyu sormuştum yani. Peki veriden bir pigment yapabilir miyiz yani? Ve 2012 yılında Los Angeles'ın rüzgarlarını yavaş yavaş processing'de kodlamaya başlamıştım. Ama 2016 yılında çılgın bir kolektör diyelim. Gerçekten de şöyle bir briefle yani arıyormuş bir sanatçı. Hareket eden resim arıyorum demiş. Yani briefte. Herkes de bir kafası karışmış. San Francisco'daki işi görerek sanırım oradan. Ve o günden aslında bu acaba hani Monet'in nasıl atmosferi tahayyül etmesi gibi, acaba göremediğimiz rüzgarı, hava durumunu, sıcaklığını, basıncını kullanarak bir resim yapabilir miyim hayali? O 2012 yılındaki o ilk denemeler 2015 yılında gerçeğe dönüştü. Ve Boston'da Logan Havalimanı'ndan gelen bir yıllık verilerle veri resimleri serisi ortaya çıkarma şansı buldum. Tabii bu terimi ilk defa 2016'da kullandığımda sanat dünyasında tabii birazcık enteresan geliyor böyle kemer. Yani veri resmi ne demek?
Data painting ne demek? Pigment neden hani hareket ediyoruz? Bütün o nasıl, konvansiyonel zihinlere böyle biraz şey gibi geliyor böyle hayaller tabii. Zor geliyor yani kavraması ve anlaması. Bir yandan da tabii çok güzel bir reaksiyon oldu. Şu an bu proje hem Boston'da, İstanbul'da, Dubai'de, Seul'da, San Francisco'da, Miami'de ve daha birçok şehirde, 14 şehirde şu anda kalıcı halde veri resimlerimiz mevcut. Şehirler üzerine odaklanan projelerimizden bir tanesi. Tabii veri resmi dediğimiz zaman aklınıza sakın şey gelmesin yani. Hani veri soyut bir şey, bunların hepsi rastlantısal rakamlarla yapılır falan arada böyle insanlar düşünüyor. Ama aslında böyle bir şey değil. Yani tutku mu diyeyim artık, bu obsesyon mu diyeyim yani. Gerçekten de bir mühendis gibi verinin, mesela burada gördüğümüz gibi, demin gördüğümüz o görseller, yani rüzgarın hızını, havanın basıncını, derecesini ve rüzgarın yönünü kullanarak aslında sistemler yaratmaktan geçiyor. Bunu yapmak tabii zaman alıyor ama içinde bir şiirsellik var. Yani bu şiirselliği yakalamaya çalışıyorum galiba. Hani tutkum buna dönüştü bu 5-6 sene içerisinde. Tabii ki bunu rastlantısal yapabiliriz ama bir simülasyon deneyiminin içine baktığınız zaman ve onun gerçekten de bir evrenin ya da dünyanın ya da doğanın bir hatırası olarak izdüşüm gibi düşündüğünüz zaman çok bambaşka okumalar aslında ortaya çıkmaya başlıyor. Orada takıldım kaldım yani, o yüzden böyle bir dünyanın içindeyim sanıyorum. Bir yandan tabii bunlar dönerken çok bir doğal bir süreçte oldu 2 sene önce. Simülasyonlara çok tutkuluyum. Özellikle akışkanlar dinamiğine 6 yıldır çok ciddi miktarda çalışmaya ve anlamaya çalışıyorum. Simülasyonlara bir makinenin doğayı simüle edebilme ihtimalini, o senslere ve o duyguların makine tarafından oluşmasına çok ilgimi çekiyor bir yandan. Bir yandan da sonsuz olası projemiz oldu. Yine 2015 yılında İstanbul'da ortaya çıktı. Çok basit bir hayaldi yani, çocukluk hayali. Ya niye her gün bu sıkıcı odaya gidiyorum? Niye bu kapıyı açtım da arkasında hep sıkıcı yatak ve o duvar ve o cam var diye, hani küçüklük hayali. Niye bu duvarı bu kapıyı açtığım zaman hani aynı yer çekimi var, hani sorusundan sana yola çıktı. Jennifer Steinkamp'la 2013 yılında aslında beraber çalışırken ortaya çıkardım projeyi. Jennifer Steinkamp çok değerli bir profesör UCLA'ydı. Mentorum da o dönemde. O zorladı aslında yani. Hani niye olmasın, niye olmasın, niye olmasın derken. Bu projede 2 milyondan fazla insan izledi. 50'den fazla şehir ve her kıtaya Antarktika hariç ulaştı. 7 tane gürültü algoritması sadece nokta ve çizgisel bir şekilde, yine V4 üzerinden basit bir programla rastlantısal şekilde mekanlar yaratıyor. Taban taban ayna, 4 kanallı bir projeksiyonla çok basit bir şekilde 4 metre 4 metre bir oda dünyayı geziyor. Son olarak aslında yapay zeka kısmından bahsetmek istiyorum sunumun daha fazla uzatmadan. Bu özellikle San Francisco'daki proje çok fazla Google ekibinin etkisini çekmiş. Belki bu imajı hatırlarsınız. Deep Dream isimli ya da Inception isimli. 2016 yılında Google'daki 3 mühendisin yanlışlıkla dedikleri ya da bilinçli bir blog postunda ortaya çıkan imge. Burada gördüğümüz şey aslında o zaman ya da backpropagation isimli aslında bir teknik. Yani bir yapay yani şu aslında çok kabaca yapay zekanın kendi algısını oluşturan neyse o gerçeklik, ki bu durumda hayvan fotoğrafları diyelim. Ne gösterirsek gösterelim, gördüğü dünyayı da bildiği kadar yaratabildiği aslında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir yapay zekanın aklında görülen hayaller ya da halüsinasyonlar da aslında bir nevi insanın halüsinasyonlarına yakınlığını da iyi bir yandan da etki çekiyor. İşte bu grupla çalışma şansım oldu. Bu ekip 2016 yılında Şubat ayında San Francisco'da dünyadaki ilk yapay zeka sanatını açık artırmayla satma ve bir yandan da bu gelirleri de o aradaki lokal sanat gruplarına geri vermek şartıyla bir etkinlik yapıyor. Ben bu etkinlikte tek gerçekten sanatçıyım. Çünkü geri kalan herkes mühendis. Yani mühendislerin yaptığı sanat eserleri aslında satılıyor orada. Ve diyorlar ki bir tane, yani orada kafamı tam anlamıyorum neyin içinde olduğumu ama böyle sahnede hani hayallerimi yine anlatıyorum Microsoft'taki gibi. Çıkışta çok değerli bir insan var. Blair Agoura Arkas diye. Kendisi aynı zamanda bu ekibi kuran. Onların davetiyle dediler ki şu an burada yapay zeka bilmeyen ama konuşan tek insan sensin. Bir sanatçı olarak hani katılmak ister misin programımıza diye bir soru soruyor ve ilk sanatçı olarak katılıyorum. Bu ekipler bu arada Google Brain ekibi olan, Google Cerebro ekibi olan, yapay zeka alanında çok hani şu an in Goodfellow belki bilenler vardır genel algoritmasının arkasındaki kişinin de olduğu çok değerli bir mühendis ekibi. Fakat yapay zeka dediğimiz zaman hemen orada böyle bir heyecan oluşmadı aklımda. Çünkü yapay zekayı herhangi bir bilim kurgu sever zaten aklında vardır yani, ilk defa aklına gelen bir şey değildir ama yapay zekayı pratik olarak kullanmak
düşünmek kadar kolay bir şey değil, değil mi? Mesela bunu hatırlar mısınız bilmiyorum ama 2017-2018 yılındaki sadece bir yıl içindeki etik problemlerini hatırlayalım yapay zekanın mesela. Ya da bir yandan işte Google diyoruz değil mi yani? Bu adamlar sonuçta bu Google Glass denen bir fiyaskonun da arkasında var yani. Sözde bu işte fashionable fotoğrafların sözde çok iyi çalışacak geleceğinin artırılmış gerçekliğin dahileri bunu hayal ediyor. Ama ortaya bu çıkıyor yani hatırlarsanız bu saçmalığı yani. Şimdi yapay zekanın başına böyle bir şey gelirse insanlık için çok güzel bir hayal değil, değil mi yani? Yani bir yandan acaba bu sorumluluğu almalı mıyım sorgulaması da vardı içinde yani. Bir yandan hayranlığım olan bilim kurgu dünyasına baktığımız zaman aynı yıl zaten San Francisco'da Lilium izin almıştı yani. Uçan arabalar saçma bir şey değildi. Bir yandan Cortana, işte Siri ya da yani kişisel asistanlar zaten onlarca dili konuşmaya başlamış. Ama bunun yanında DeepMind gibi değil mi? Yani bilmiyorum ne kadar ilginiz var ama bence DeepMind şu an alanında çok zekice ve pozitif anlamda impact yaratan bir grup. Onlar ise daha keyifli şeyler yapmaya başlamıştı. Bir yandan hani bu material that can compute diyen bir profesör grubunun olması, 11 saniyede predict eden hani hayaller, şu an diyen en zengin insanının sadece 27 milyon dolara açtığı saçma bir startup hayali ve insanın zihnine upload ve download fikri. Ya bütün bunların olduğu bir dönem düşünün yani. Hayretleriniz için söylüyorum size zaten bunları. Evet dedim yani. Bunun da o zaman hani böyle bir şey hayır diyemedim yani. Ve bu gruba katıldım. Mike Tyka ile tanıştım. Kendisi bu arada Google'da çalışanların %20 çalış zamanını istedikleri şeyi harcama şansları var. Yani siz bir Google çalışanısınız, %20'nizi istediğiniz şey yapabilirsiniz. Çiçek toplayabilirsiniz, kod yazabilirsiniz, dünyaya iyi bir şey yapabilirsiniz, kötü bir şey. O sizin zamanınız yani. Ve Mike Tyka da bana mentorluk yapmayı takmış kafaya yani. Ve ben ve ekibime bir yıl boyunca tüm yapay zeka alanındaki belki de en değerli bilgileri çok dürüst ve cömertçe paylaştı. O yüzden çok değerli bir mentorum olarak hep paylaşıyorum kendisini. Hayalim şuydu. En başından beri aslında insanın bilinci arkasında yatan aslında information, knowledge ve wisdom arasındaki ilişkiyi makineyle simüle edebilir miyiz sorusu vardı. Yani bir sanatçı olarak ben düşünen bir fırçayla boya yapabilir miyim de aslında sorun benim rezidansta. Ve sağ olsun Vasıf Kortu'nun da çok değerli davetiyle Salt'ın değerli 1.8 milyonluk verisini yine Library of Babel projesinden ilham alarak ortaya çıkarma şansım oldu. Bu da ülkemizdeki ilk ve dünyadaki aslında ilk yapay zekanın kamusal alanda kullanıldığı 2016 yılında ortaya çıkan bir proje. Ne yaptık orada? Bütün bu verileri, yani tutkum aslında her zaman makine nasıl anlayabilir, aldığından ne anlayabilirizdi. Bunu anlamak adına aslında ortaya çıkan bir projeydi. O dönemde tabii ki şöyle çok enteresan bir şey de öğrenmiştim. Bir makine zekası dediğimiz zaman öğrendiği şeyler bizler gibi hani bir kütüphaneye gittiğimiz zaman aldığımız kitapları yaydığımız üç boyutlu bir mekan gibi düşünmediğini, bu verileri aslında 1024 mekanda paylaşabildiğini, düşünebildiğini fark etmek enteresan bir fikirdi. Sanırım saklı mekan diye geçiyor Türkçe'de ya da yanlış olabilir ama çevirmem ama latent space kavramına aslında takıldım. Yani bu matematiksel, bu manifold mekanın aslında ne olduğunu anlamaya çalıştım. Yani 4 sene önce başladı bir hikaye. Meğer aslında çok temel anlamda belli başlı kodlarla ve yapay zeka algoritmalarıyla makinenin aklındaki bu en boyutlu mekanı 3 boyutlu hale getirebildiğimizi öğrenmeye başladım. İşte bunlara veri uzayları, data universe'ler aslında ortaya çıkarmıştım. İşte burada gördüğümüz imgede her bir mavi nokta Salt'ın içindeki 1.8 milyonluk veriyi, beyaz çizgiler ise yapay zekanın arada kurduğu bağlamlardan ortaya çıkıyor. Böyle bir dünya ortaya çıkıyor. Projeyi çok fazla insanın gezmesi dışında sanırım bu çok ilgimi çeken nokta olarak aklımda kaldı. Yani gerçekliğin sorgulandığı bir dünyada ya da gerçekliğin öğrenildiği bir mekanda gerçeğe yakın imgeler üretebilen bir makinenin karşısında aslında soracağımız soru hani gerçeğin ne olduğunu kim karar verecek aslında soruları gibi daha kavramsal şeyler aklımdan geçiyordu. Bu gördüğümüz gen algoritması 4 sene önce DC Gen isimli bir algoritmadan ortaya çıktı. İki yapay zeka, iki neural network'ün yani discriminator ve generator isimli iki neural network'ün kendi arasındaki diyaloğunu aslında bir nevi kaydedebiliyorsunuz. Ve tabii 4 sene önceki hali bu olsa da şu an çok daha bambaşka bir yerde ama o zaman için büyük bir fırsattı. Yani bir yapay zeka kullanılarak gerçekliğe dair bir belge yığınını kullanmak.
Daha sonrasında tabii işler değişti. O gösterdiğim algoritmalar sayesinde 3 boyutlu heykeller yaptık. 2 sene önce yine LA Philharmonic Orkestrası'yla 3 boyutlu bir Schumann'ın Das Paradies isimli eserini yapay zekadan geçirip yine 3 boyutlu bir şekilde projeksiyonla augmente ettik. Yani yapay zeka ve sanat arasındaki ilişkileri çok daha zorlayabilme şansımız olduğu ortaya çıktı. Yani makinenin kararlarından heykeller yapmaya başladık. Bu da enteresan bir dünya açmaya başladı. Bir yandan özellikle 2017 yılında çok acı bir haberle aslında amcamın Alzheimer'a maalesef birinci seviye, ikinci seviye arasında Alzheimer olduğunu öğrenmemle beraber sanırım biraz daha işi içselleştirmeye başladım. Ve özellikle dokunamadığımız ya da göremediğimiz ama görüp dokunmak istediğimiz belki de hatıralarımızla ne yapabiliriz sorusu o dönemde aslında ortaya çıktı. Bu gördüğünüz kafamdaki 32 sinyalli kanallı bir EEG sensörü. Şu anda yapılan birçok sinir bilim alanındaki araştırmalarda kullanılan research grade bir makine. Bu sayede aslında şunu da biraz zorladım. Hem kendimi hem arkadaşlarımı hem de UCSF'den Adam Gezley profesörü. Acaba hatıranıza dokunabilir miyiz? Görebildiğimiz yine başka bir şey olarak. Ve o tutkum aslında çok mantıklıymış bir yandan da anladığım kadarıyla. Sağ olsun ekibiyle beraber bizlere 800'den fazla insanın hatıra verisi üzerinden yine yapay zeka kullanarak hatırlama anını bulmayı başardık. Ekip olarak bir program yazdık. Yazdığımız program hem onlar tarafından kullanıldı hem de bizim tarafımızdan sanat eserine dönüştü. Bu gördüğünüz arayüzde gördüğünüz program VDV. Şimdi benim yazdığım ve kullandığım program hemen hemen 10 yıldır her gün. Solda işte verilerin gelmesi, karşılığında da işte bir 3 boyutlu bir veri izdüşümü çıkaran heykeller ve resim yaptığım programdan bir izdüşüm. Bu da ülkemizde Eriyen Hatıralar sergisi olarak paylaşıldı. Plenary Galeri'de bildiğim kadarıyla ülkemizde en çok gezilen sergi olarak ortaya çıktı. Yani beni en çok etkileyen şey aslında şu oldu. Şu tamamen soyutsal bir aslında bir deneyim. Ama arkasında gerçekten de bilim ve sanat ve teknolojinin tam olarak birleştiği bir yer var. Yani şu gördüğünüz deneyim aslında evet bir yandan sanat ama bir yandan da pratik anlamda sinir bilimci bir insanın araştırmalarını kullanabileceği bir deneyim. Yani sadece estetik bir kaygı değil, pratik olarak kullanabilen bir deneyim ortaya çıkması da mevcuttu. Ama benim için en yani derinden etkileyen şey nasıl olduğunu hala bilmiyorum ve anlamadığım şekilde. İnanın her sabah kalktığımda yüzlerce mesaj. İnsanların ilk defa belki de yani, travmaları, mutlulukları, yorgunlukları, üzgünlükleri, cinsiyet farkındalıkları, travmaları o kadar enteresan tahmin edemediğim boyutta bir reaksiyona dönüştü ki bunu iyi anlamda söylüyorum. İşte o zaman şey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani gerçekten hani sanat yani bir kere eğer bu sanat ise sanat nedir diye soruyorum zaten kendi kendime eğer bu değilse. Bir yandan da gerçekten de hani bu kadar soyutsal düzlemde ama arkası gerçekten teknolojik ve bilimsel olan bir projelerin böyle bir şey tetikleme ihtimali çok enteresan gelmeye başladı. Bu tabii benim mesleğim alanım değil bunu okumak ve anlamak ama gerçekten çok çok etkiledi. Bir yandan o makine halüsinasyonları, yani eğer bir makine öğrenebiliyorsa halüsinasyon, yani rüya görebilir mi sorusu bir yandan aklımdaydı. Son 4 yıldır özellikle Nvidia başımıza çok enteresan bir şey açtı. Nvidia GPU firması aslında oyunlarda çokça kullanılan hareketli bilgisayar grafiklerinin de temelini oluşturan birçok algoritmayı ve yazılımın sahibi olan bir firma. Ve nasıl Bill Gates hayatıma girdiyse Jensen de Nvidia'nın CEO'su kolektörlerimizden bir tanesi. 4 sene önce bayağı böyle hani yaptıklarımızın çok enteresan olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla ve destek oluyor. Ve sayesinde o zaman daha bu çok enteresan başka yapay zeka algoritmalarına ulaşma şansımız oldu. Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın. Bu algoritmalar böyle bize hani copy paste olarak falan gelmiyor. Yani bunlar gerçekten zorunlu olarak kullanılmak değil, ileri götürmek için, bozmak için, yeniden yapmak için verilen şeyler. Yani aynısını kullanırsanız zaten hani pek bu insanlar çok fazla size muhabbet etmiyor. Yani gerçekten de zorlamanız takdirinde. Şöyle bir şey ortaya çıkardım. Hani bahsetmiştim ya latent space görülemeyen bir mekan, anlaşılamayan bir mekan diye. Bir program yazmaya karar verdim. Bu gördüğünüz şey Python'da yazılan bir program. Solda resmen bir joystick'le aslında uçuyorum bu en boyutlu mekanda. Ve mesela şöyle düşünün. Buradaki eğitilen yapay zeka işte Rönesans dönemindeki tüm yapılar. Mesela şu an bir iç mekanın işte bir cam nerede durursam işte dış mekan, dış cephe diyelim bir yapının. Mesela bir yere tıkladığımı düşünün, orada durduğumu. Daha sonra başka bir noktaya gidip atıyorum mekanın iç yerine ya da işte tavanını ya da işte kirişini, kolonunu, detayını gördüğüm bir yer diye bulduğunu düşünün. İşte bu iki nokta arasında makinenin halüsinasyon kurabilmesi için bir program yazdım. Bu iki buçuk yıl falan sürdü bu gördüğünüz programı yazmak ama çok enteresan yerlere geldi. Yani
bu genelde belki işlerinde görüyorsunuzdur. Bu gördüğünüz hayaller, bu halüsinasyon aslında gerçekten de makine halüsinasyonu yani. Ama insanın halüsinasyonu zorlamasıyla ortaya çıkıyor. Yani makine hala karar vermeyi ya da düşünmeyi düşünmüyor ama ortada bir insanın manipülasyonu var. İşte bundan sonra Frank Gehry'e, Zahadide, Tadowando, Toya Ito'ya ve bütün kahramanlarımın hayatını aslında uyguladım. Yani ilham veren insanlara baktım. Bir yandan NASA GPL'le şu an çok 2 yıldır bir proje yapıyoruz. Gidemediğimiz yerleri, yani makinenin hayallerine takıldım bir süredir. ISS, Hubble ya da işte Mars'ın yüzeyine bakan makineler gibi. Ama bunlardan sadece böyle 2 boyutlu değil de 3 boyutlu mekanlar yaratmaya çalışıyorum özellikle son 3 yıldır diyelim, 2017'den, 2018'den beri. Nasıl hani bu verilerden başka mekanlar yapılabilir, yeni sorular sorulabilir, makinenin aklındaki bu iz düşümlerinden nasıl heykeller yapılabilir sorusuna bakıyorum. Bu arada Mart ayında bir sergimiz açılıyor Plenary'de. Orada bu 2 yıldır NASA ile yaptığım bu çalışmalardan elde ettiğim özellikle ISS, Hubble ve Mars üzerine verilerden bir sergi tasarlıyorum. Bir yandan 2 sene önce çok enteresan bir davetle 113 milyonluk New York'un tüm verilerinden bir proje ortaya çıkardı. Bu da gerçekten çok etkili. Bu da Chelsea Market'in New York'ta bir kazan dairesini 18 projeksiyonla bir makinenin aklına denişme projesiydi. Yani yapay zeka ve aslında mekanla ilişki ve sinestezik mekanlar fikri çok ilgimi çekmeye başladı. Yani bir mekan rüya görebilir mi, mekan hayal kurabilir mi? Hatırası nedir, nereden oluşur, nasıl ortaya çıkar gibi sorular. Bir yandan geçtiğimiz Aralık ayında Berlin'de Kraftwerk isimli bir eski enerji mekanı, 60 yıllık bir terkilmiş bir mekanda bir şey ortaya çıkardık. Bu sefer Berlin'in hatıralarından ortaya bir şey çıkardık. Berlin çok acı bir şehir, biliyoruz ki tarihten. Duvarından işte malum Holocaust dönemine kadar çok fazla ağır bir travması olan bir şehir. Tüm arşivlerini aslında bu sergide kullandık, yani ulaşabildiğimiz. 3 boyutlu yapay zeka sinir ağları ortaya çıkardık. Bir yandan izleyiciyi tanıdık ve anladık ve böyle yapay zeka ondan ilham aldı. Bir nevi yapay zeka kilisesi falan dediler yani, böyle basında çok enteresan bir okumaydı. Son derece böyle çok daha da enteresan 2 ay önce açıldı bu sergide, ama geçtiğimiz Mart ayında İtalya Kültür Bakanlığı'ndan bayağı Rönesans dönemine ait tüm edebi, mimari, resim ve heykel verilerinden oluşan bir arşive ulaştık. Ve bunu da yine yapay zekadan getirdik. Rönesans rüyası isimli proje ortaya çıkardık. Milano'da açıldı fakat Covid'den dolayı kapandı şu anda. Umarım tekrar Nisan ayında açılacakmış. Böyle duruyor. Bütün bunlar olurken bir de kuantum mekanikte tabii uzak kalmak imkansızdı. Kuantum AI, ben bilmiyorum ne kadar haberiniz var ama Google AI Quantum diye bir araştırma yaptı ve Quantum Supremacy isimli bir deney ortaya çıkardı. Bir kuantum bilgisayarın ilk defa bir bilgisayarın binlerce yılda yapamayacağı bir şey yaptığı ortaya çıktı. Ve bu ekibe çalışma fırsatı ortaya bulduk. Bilmiyorum ne kadar ilginiz var ama kuantum dünyası gerçekten çok ilgimi çekiyor. Özellikle çoklu dünyalar, yani many worlds theory özellikle aşırı ilgimi çekiyordu. Ve son olarak projeyi bitirmeden önce bu hani hatırlıyor musunuz? Bir öğrenci olarak hayalim vardı. Bir bina rüya görebilir miyim? Hani bütün bunlar nereden geliyor diye soracaksınız ama gerçekten o Frank Gehry'nin o hani sırta vurması hikayesi çok da aslında öylesine değilmiş yani. Aklımda kalmış bu hayal ve 2018 yılında Filarmoni Orkestrası 100. yılını kutlamak için klişe bir şekilde, havai fişekle değil, hatıralarını yapay zeka ile kullanarak ortaya çıkarmaya karar verdi. Ve bu proje de ortaya o şekilde çıktı. Çok zor bir projeydi. Çünkü ben de hani rahat duramayan bir insan olarak galiba, o zaman siz de bana bütün verilerinizi, 100 yıllık verilerinizi verin diye hani ben de Filarmoni Orkestrası'nı challenge ettim. 100 yıllık veri çok büyük bir veri arkadaşlar. Öyle çok kolay bir şey değilmiş. Yani anlamak isterse hızlıca 77 bin tane ses kaydı var. Dinlemek istediğiniz 37-38 yıl süren bir şekilde uzun bir kayıtlar ortaya çıktı. 90 binden fazla video, her biri 2 saat uzunluğunda videolar düşünün. 500.000'dan fazla sadece binanın belli, yani 12-13 yılda ortaya çıkan fotoğraf arşivi. Muazzam bir veri ortaya çıktı. İşte tüm bu verileri yapının 13 noktadan 42 tane projeksiyonla yansıtarak yapının o compound curve'lerini ve biliyorsunuz ki parlak bir cephe bir bina. Doğru yerden yansıttığınız zaman da bina muazzam bir avantaj bu arada. Bunu kullanarak 13 kilometrelik, bu arada fiber kablomuz vardı, 13 kilometre. Bir yandan da tabii yapının mimari formunu kullanmamız gerekti. Yine bu sefer Frank Gehry cevap verdi düzgün bir şekilde ve yapının orijinal modelini Katya'sını alıp birçok katmanını tekrar oluşturup projekte edebilmek adına
yapıyı tekrardan oluşturma şansı elde ettik. Organizasyon olarak, enstitü olarak verdikleri her karara baktık. 100 yıl boyunca yaptıkları her performans, her alanda şef, sanatçı, parça, zaman, tüm bu bilgileri alarak 3 boyutlu yine veri heykelleri ve veri resimleri ortaya çıkardık. Yapay zeka konsere giderse ne görür, ne anlar, o soruyu sorduk. Bütün arşivi yine oradan geçirdik. Ses çok önemliydi tabii, tahmin edersiniz ki. 100 yıllık bir ses arşivinin olması, 68 yıl gerçi daha çok hani dijitalleştirilmiş bir haldeydi. Bütün bu 7 terabaytlık sesi yapay zekadan geçirdik. Bu gördüğünüz her bir nokta 10 saniyelik bir ses kaydını temsil ediyor. Renkler de aradaki bağı kuran yapay zekanın verdiği kararlar. Ve son olarak belki de çok klişe bir şey oluyor ama hani bir gün eğer bir mekanın eğer bilinci olursa herhalde niye böyle gözüküyorum, niye böyle durmak zorundayım diye sorarsa diye düşünerek yine binanın tüm verilerini internetten bulup Flickr, social media ve yani aklımız her yerden binanın tüm belleğini oluşturan bir 1 milyona yakın bir veriyi yine bir genel algoritmadan geçirerek PGGM'den 3 boyutlu bir forma dönüştürüp yapının üstüne tekrar da yansıttık. Bu proje yaklaşık 1 yıl 16 kişinin hakikaten uykusuz zamanını aldı. Ama çok tutkuyla yaptığım bir projeydi yani. O İstanbul'daki projeden sonra hani 2011'den sonra 7 yılı yani atlarsak eğer yani çok çok zorlayan bir projeydi. Ve o kadar enteresandı ki 100 binden fazla insan izledi. 5 akşam sadece açıktı. Ama valisinden işte çalışanlarına, herkese açık, ücretsiz. Ailelerin, hani çocukların, işte hayvanlarla beraber gelen ailelerin gerçekten herkese açık, bedava bir kamusal alanda bir hayal aslında ortaya çıktı. Buyurun izleyelim isterseniz biraz. Çok biliyorum çözünürlük çok kötü ama en azından birkaç dakika bakıyorum.
performansın son bölümüydü. 14 dakikalık, 15 dakikalık bir performanstı. Hakikaten çok enteresan bir deneyimdi. Ve özellikle yine tekrar Frank Gehry'i arkasından görmek muazzam bir deneyimdi. Şu anda ekip olarak sadece tabii böyle projelerden başka çok da zor olan, daha anlamlı da bulduğum işler de yapıyoruz bir yandan. Şu anda Birleşmiş Milletler'le beraber özellikle iklim değişikliği üzerine birçok proje hayata geçirmeye çalışıyoruz. Son derece hani daha duyarlı, daha anlamlı, kolektif hatıralar ve kolektif hafızayla ve kolektif rüyalarla iş yapmaya çalışıyoruz. Çok kabaca yolculuğum bu şekilde. Sorularınızı seve seve almaya hazırım. Bir yandan bu 2020'de yaptığımız işler showreel'ı. Teşekkür ediyorum zamanınız için. Geç kaldığım için tekrar özür diliyorum. Umarım çok ayıp olmadı kimseye. Evet, estağfurullah. Çok çok güzel, kapsamlı bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum kendi adıma. Birazdan arkadaşlara da mikrofonlarını açarak sorularını alırız. Bu kapsamlı gittiğiniz yolculuk üzerindeki noktalarda birbiriyle birleşen yerler gerçekten çok keyifle ben takip ettim. 80'lerde başlayan bilgisayar ve oradan devam eden Blade Runner'lar ve zihninizdeki o yolculukta benzer noktaları görmek beni daha da heyecanlandırdı. O noktada tabii burada gördüğümüz yaklaşımlar, bilgisayarın ve yapay zekanın geldiği, gideceği yerleri zihnimizde canlandırdıkça tabii ona yaklaşan bir korku da oluşuyor. İnsanın o bilinmezliğe doğru, yani bilinmeyenden gelen o korku, Lovecraft'ın dediği gibi yani en büyük korkumuz bilinmeyene olan korkumuz ve bundan kaynaklı da bir endişelerimizi de bir yandan getiriyor. Ama böyle bir şey, yani gelecek nasıl bu noktada, hani geçmiş nasıl bize böyle bir huzur veriyorsa, mutluluk veriyorsa, diğer tarafta da geçmiş o kadar da bilinmezliklerinden dolayı ya da bu yapay zeka ve diğer uygulamalar böyle bir endişeye de sevk ediyor. Ama yani makinelerin bilinç kazanma durumu, onları kazandıktan andaki bizim ona karşı geliştireceğimiz algılamamız. Çünkü bunu fark etmemiz de çok zor. Hani makineler bir anda, onları Romancer'daki gibi böyle galaksilere doğru bir yola çıkabilir ve biz hiç farkında bile olmayabiliriz. Belki şu anda kazandı o Google'ın en büyük matrisi ve niye bize söylesin ki bunu, bilinç kazandığını, değil mi? Hani öyle bir tarafa doğru da giden bölümleri var. Biraz da böyle bir konuyu açma topu böyle bir arada çevirip arkadaşlara aktarmadan önce bu başlıkları biraz hem de dersimizin öncesindeki konuklarıyla da tartıştığımız bileşenleri buraya aktararak biraz konuşalım. Bunlar üzerine arkadaşların, katılımcıların yorumlarını da size sorularını da merak ediyorum. Ben daha fazla uzatmadan size bir tekrar döneyim. Ondan sonra da arkadaşların sorularına ve yorumlarına bakalım istiyorum. Bu arada mesajları şimdi gördüm. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Yani o şimdi kayıt altında olduğu için çok rahat paylaşamıyorum ama son dönemde özellikle Google'a kaydı kapatabiliriz istediğiniz anda. O zaman daha rahat olabilirim bazı konularda. Ben şu an aramızda kalacağım. Tabii ki.